Merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda öğrencilerin işine yarayacak bir internet sitemizden bahsedeceğim. Sitemizin ismi Yazılı Ortaokul. Bu Yazılı Ortaokul kısmında ismi yazılı ama öğrencilerin işine yarayacak her türlü dökümanı zaman zaman paylaşacağım. Bu arada internet sitemizi daha yeni açtım. Daha yeni açtığım için içerikler ufak ufak yüklenecek. E, tabii şu an e, yazılılar vesaire gelmiş geldiği için en başta öğrencilerimize yazılı hazırlık çalışmaları vesaire paylaştım. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsminden de anlaşıldığı gibi internet sitemizde genellikle 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri için paylaşımlar yapılacak. zaten internet sitemizi dediğim gibi 2-3 gün önce kurduğum için biraz daha yeni. İsterseniz biraz hafif incelersek Öğrencilerin e, işine yarayacak her türlü dokümanı bulabileceksiniz internet sitemizde. Yeri geldiğimde kaynak seçimi yaparken neler yapmalıyız, e, ders planları için e, dokümanlar, e, işte denemeler, deneme takip çizelgeleri, kısaca öğrencinin işine yarayacak her türlü şeyi paylaşacağım burada. O yüzden zaman zaman bu internet sitesine girip, arada bakmanız gerekiyor. Çünkü öğrencilerin gerçekten faydasını görecektir. İlk olarak öğrencilerimiz için işte dediğim gibi 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf sekmelerden öğrenciler girerek kendi dokümanlarına bakabilirler. Örnek verirsem mesela 5. sınıflar için en başta şu anla ne paylaşmışım. İlk olarak yeni olduğu için birinci dönem birinci yazılar şu an bu aralar size çok lazım olacak. Girip hepsini çözebilirsiniz. Matematik, fen bilgisi, Türkçe, İngilizce ve sosyal bilgiler. Her bir içerikten 3-5 tane e, paylaşmışım e, yazılı hazırlık çalışmaları vesaire diye. E, işte 8. sınıflara girirsek, mesela 8. sınıfın 1. dönem 1. yazılılarına bir bakarsak neler var. Örneğin matematik diyelim. E, dikkat ederseniz burada kaç tane paylaşmışım? 5 tane size yazılı hazırlık çalışması paylaşmışım. E, i̇yi ve güzel yönü. Şu an eğitim sistemimizde son dönemde marif modeli dedikleri bir sisteme geçtiler bununla birlikte bazı kazanımlar listeleri vesaire değişti o yüzden yazılı bulmak biraz daha zor olabiliyor sayfamız vesaire yeni olduğu için güncel yazılardır. örnek verirsem mesela 8. sınıfın matematik 1. dönem 1. yazısı mesela şu sekmeye tıklayalım ne çıkacak e, dikkat ederseniz dokümanlarımızı hep indir şeklinde yani bilgisayarınıza, telefonunuza, tabletinize indirerek rahatlıkla çözebilirsiniz. Dediğim gibi e, paylaştığım şeyler hep genellikle güncel olacak. E, zaten e, ilerleyen zamanlarda değişirse zaten onları sileriz. Öğrencilerin işine yarayacak vesaire şeyleri yine paylaşırız. Dediğim gibi sitemizde neler olur? Yazılı hazırlık çalışmaları olur bursluluk sınavı için testler vesaire olur. Deneme sınavları zaten ben öğrenciler için hafta hafta deneme sınavları paylaşıyorum cevaplarıyla birlikte. Onları indirip işte kendinizi hafta sonu deneme sınavları vesaire yapıp işte cevaplara bakıp kaç doğru yapıyorsunuz, kaç yanlış yapıyorsunuz bunları irdeleyebilirsiniz. Örnek isterseniz mesela açayım 7. sınıfa bir, bir de bu 7. sınıfa bakalım. 7. sınıfın yazılısı değil de deneme sınavına gireyim bakalım ne var. Deneme sınavı biri paylaşmışım. Dediğim gibi bunları hafta hafta öğrencilerimize paylaşacağım. Şuna bakalım indir diyelim. Öğrencilerimize dikkat edersiniz. Bir tane deneme sınavı açıldı. Bu deneme sınavlarını kendiniz e, çözüp daha sonra cevap anahtarını indirip doğrunuzu ve yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi öğrencinin işine yarayacak her türlü içeriklere paylaşacağım. Örnek verirsem mesela bir duruma daha örnek vereyim. Şimdi... eee Öğrenci kitap seçerken kaynak seçimi için nelere dikkat etmesi gerekiyor veya hangi kaynağı kendi seviyesine uygun bilmiyorlar? Anne babalar da bilmiyorlar. Mesela kaynak seçim listesini paylaşmışım. Ders planı hazırlama mesela buna bir bakalım. Burada ders çalışma planını indirelim. Ee, şimdi ben size burada örnek bir ders çalışma planı paylaşıp sizlere e, gö gönderme değildi. sizlere link olarak e, sunmuşum. Burada mesela dikkat ederseniz şurada bazı notlar falan paylaşmışım. İşte bir öğrenci ders programı yaparken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Ders programı programı oluştururken hangi kriterleri olması gerekiyor? Bu da hatta bir tane de size örnek ders programı hazırlamışım. Bunları bilgisayarınıza, telefonunuza veya tabletinize indirerek düzenleyebilirsiniz aynı tarzdan. Başka ne var mesela sitemizde? deneme takip çizelgesi. Mesela bu da çok güzel bir içerik. E dediğim gibi böyle çok güzel içerikleri sizlere bulup paylaşacağım. Yeri geldiğim internet sayfasını ziyaret edince e, görebilirsiniz. Örnek verirsek bu çizelge sizin mesela ne işinize yarıyor? Bir öğrenci yıllık diyelim ki 20 tane deneme sınavına giriyor. Ama mesela diyelim ki yıl sonuna geldi. Birinci deneme sınavında neler yapmış, neler etmiş veya deneme 1'deyken veya deneme 20'ye geldiği zaman acaba başarısı artmış mı, azalmış mı bunları bilmiyor ve insanoğlu olarak unutuyoruz bunları. E şimdi size böyle bir çizelge paylaşmışım. İndir abi bunu bilgisayarına. Bilgisayarına indirdikten sonra deneme birin doğrularını yanlışlarını vesaire yazarsın. Daha sonra e, diyelim ki 15. denemeye gelmesin. Burada netlerine bakarsın artmış mı azalmış mı? İşte Türkçe netlerine bakmasın artmış mı azalmış mı? Başarı seviyende aynı seviyede mi gidiyor yoksa bir azalma mı var? bunlara bakarak kendi takibinizi vesaire yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunları normalde öğrenci koçları vesaire yapılıyor. Ama sizler de eğer kendi çalışma prensibinizi, kendi çalışma sisteminizi oturtursanız zaten kendi de kendiniz koçluğunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Önemli bir nokta daha değineyim. Bizim şimdi tabi bu internet sitemizde size dokümanları vesaire paylaşıyorum. E, bunu neden yaptım? Çünkü ben sosyal medyada biraz aktifim ama bazı içerikleri öğrencilere direkt sunamıyorsun. İşte sunmak için işte böyle bir şey öğrencilere ücretsiz olarak paylaşayım yapayım dedim. E, şurada bizim sosyal medya hesaplarımız var. Mesela sosyal medya hesaplarımızda Instagram hesabımıza bakarsak işte öğrenciler yine işine yarayacak içerikler vesaire paylaşıyor. Paylaşılıyor. Bunlara bakarak zaten bunları görebilirsiniz. Örneğin Instagram sayfasında bir deneme sınavı vesaire Diyelim ki paylaşıyorsun, ilerleyen zamanlarda tekrar aynı dokümanı bulmak istesen bulamıyorsun. Ee, işte internet sitesi olunca direkt indirip vesaire yapabiliyorsunuz. Bir de bizi buralarda takip edebilirsiniz. Çünkü e, bu tür platformlarda vesaire e, farklı farklı içerikler öğrencilere paylaşılarak genellikle ücretsiz oluyor zaten o yönden de içiniz rahat olsun. E, bizim internet sitemiz bu. O zaman müsait olduğunuz zaman da bir kontrol edersiniz, bir bakarsınız, ee, bakıp daha sonra indirip indirip kendiniz evde denersiniz, çözersiniz, çözemediğinizi öğretmenlerinize sorarsınız. Bu şekil, dediğim gibi internet sistemimizin ortaokulyazılı.com Benim diyeceklerim bu kadar. İnşallah size faydalı olur. Faydalı olacağını da düşünüyorum zaten. Ee, öğretmenleri de zaten. Ee, indirebileceği şekilde paylaştığım için öğretmenler de indirir, öğretmenler de indirdikten sonra siz de indirdikten sonra belki aynı yazılı hazırlık çalışması da gelebilir öyle diyeyim. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.